izolasyon döneminde tabii insanlar evde sıkıldılar. Bu dönemde tekneler daha güvenli olduğu için çok fazla telefon, mail aldık. Ama sonuçta gelemezsek, iptal olursa diye de herkes sözleşmeye ek maddeler koydurmak istiyor haklı olarak. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık üç onda. Geçen haftadan sonra tekrar bir telefon, mail trafiği başladı. Yurt içinden arayan çok. Ama işte sosyal mesafe, teknedeki güvenlik, kaç kişi geliriz, nasıl çıkarız, nerelere gideriz, restoranlar, koylar açık mı gibi birçok soru işareti hala devam ediyor. Ama epey bir yoluna girdi. Dolayısıyla bu doğrultuda herhalde yerli müşterimiz artacak. Şimdi şöyle, yani bizde ve diğer charter firmalarında da, yani Bayboat'ta işte 34 fitle işte 54-55 fitlere kadar tekneler var. 4 kişilik aile 34 fitle de çıkabilir. Böyle bir teknenin kiralama maliyetini ben söyleyebilirim. Diğerleri insanların kendi özel giderlerine bağlı olarak değişecektir. 1500 euro civarlarında. 54 fite çıktığında, 55 fite çıktığında yine 4 kişi de olabilir, 6-8 kişi de olabilir. 34'te de 6-8 kişi olabilir. Yani yatak kapasiteleri hemen hemen aynı. Ama tabii tekne büyüdükçe rahatlık değişiyor. 50-54 fitlerde teknenin özelliklerine, yeniliğine, modeline göre fiyatlar değişiyor. Ama oralarda 5-6 bin eurolar bandında değişiyor. Yani dolayısıyla hani illaki denize çıkmak isteyen 4 kişilik aile en ufak tekneyle de çıkıp izole olarak tatil yapabilir. Misafirlerimizden, arayanlardan, mail atanlardan genelde teknelerin temizliği, virüsten özen faktörüyle ilgili sorular alıyoruz. Bununla ilgili de biz zaten diğer yıllarda da yapıyorduk ama tabii bu sene daha çok itina göstererek aralıksız her hafta yapacağız. Bu yıl sezona başlarken bütün teknelerimize ilaçlama yapıp işte içindeki mikrop, bakteri, virüslerden arındıracağız. Ondan sonraki haftalarda da eski müşteri çıkıp yeni misafir müşterimiz geldiğinde temizlik bittikten sonra ozon temizliği yapacağız. Tekneye gelmek isteyenler tekne içerisine girdiklerinde öyle bir sıkıntı olmayacağını bilsinler. Bizim evet sektör olarak otel sektörüne göre biraz daha bu planda sanırım biz ön planda oluyoruz. Daha bunun nedeni ise daha izole bir tatil imkanı sunuyoruz misafirlerimize. Bu da yelken ve deniz sektörünün daha çok tercih edilmesine sebep oluyor. Son dönemlerde özellikle biraz Haziran itibariyle transitok alımının, yani yelken seyrine izin verilmesinin de başlamasıyla beraber inanılmaz derecede talep alıyoruz. Özellikle son bir haftadır Temmuz ve Ağustos olarak rezervasyon taleplerimiz daha fazla. Herhalde bunu okulların ve sınavların dönemine bunu ayarlandığını düşünüyoruz. Yani okullara göre düzenlendiğini düşünüyoruz. Kiralamalarda neye özen gösteriyoruz? Misafirlerimizin eğer kaptan kiralama talepleri yoksa yeterli bir belgesi olmasına özen gösteriyoruz. Ama bunun dışında deniden başlayan, hiç daha önce böyle bir deneyim yaşamamış olan misafirlerimize de onlara ve ailelerine en uygun kaptanımızı organize ederek tatillerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Teknelerin boylarına ve özelliklerine göre değişiyor. En küçük teknemiz 11 metre, maksimum 8 kişi kapasiteli. En büyük teknemiz de 20 metre, gene 10 kişi kapasiteli. Bu arada da değişiyor. Temmuz ayı itibariyle zaten biz yüksek sezon olarak belirttiğimiz döneme girmiş oluyoruz. Genelde misafirlerimizin talepleri 2 ve üzeri haftalarla, kiralamalarla ilerliyor. Şu an için öngördüğümüz 2 ve üzeri haftalık kiralama taleplerinin daha fazla olduğu. Ama bu demek değil ki bir hafta talepler almıyoruz. Bir hafta talepler de geliyor. Şu an için şöyle söyleyebilirim ki Haziran'ın başından beri aldığımız taleplerin %80'i yerli misafirlerimizden geliyor. Yabancı misafirlerimiz tabii ki sürecin ne olduğunu görmek için biraz daha bekliyorlar şu aradan.